Herkese selam, ben Ata. Level alma rehberlerinde sıra Necromancer'da. Necromancer bir e, iblis, kara büyücü. E, Allah'a şirk koşup e, büyüler yaparak rakiplerini e, öldüren bir karakter. Necromancer'ın eğer kullandığı eşya tiplerini merak ediyorsanız şu an sağ üstte çıkan videoyu e, izlemeniz gerekli. Çünkü bütün klaslar aynı eşya tipini kullanıyor. Bu videoda Necromancer'ın kullanacağı traitlerden, skilllerden Hangi sırayla fullleyeceğimizden ve oynayış tarzından bahsedeceğiz. Videolara büyük emek sarf ediyorum. O yüzden eğer video hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın diyerekten hemen başlayalım. Öncelikle kullanacağımız silahlar. Axe, Dagger ve Axe, Warhorn. Şu şekilde şuradan geldiğimiz zaman. Bakarsanız şuraya bir şey koymasanız da şu şekilde bir şekilde koyduğunuzda silah değiştirinizi bunu buradan sayıyor gene. Yani buna artı bir aks koymanıza gerek kalmayacaktır. Eğer free to playseniz iseniz warhorn kullanmanız gerekiyor. Eğer free to play değilseniz Warhorn'un hiçbir anlamı yok. Kullanmasanız da çöpe atsanız da olur. Bunun yerine staff kullanabilirsiniz ama çok bir işinize yaramayacaktır. Dediğim gibi. Peki neden free to play'de warhorn kullanıyoruz? Çünkü warhorn 5 bize swiftness veriyor ve Necromancer. Çok yavaş bir karakter. Dolayısıyla buradan hız sağlamak amacıyla bu Locust Swarm skinini kullanıyoruz free to play'ler için. Tekrar ana silah şeyimize gelelim. Trade'lerimiz bu şekilde önce trade'lerimizi açıklayalım. Spite Dead Magic ve Blood Magic şeklinde gidiyor. Gelelim buraya. Shroud skill birimiz bize might veriyormuş. Biz Shroud skill biri kullanmayacağız. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Buraya geliyorum. Fokus ve Axe skill'lerimiz %20 hızlı doluyor ve üzerinde boon olmayan rakiplere %10 fazladan hasar veriyorlar. Yani bizim moblarımızın üzerine hiçbir zaman boon olmayacağı için gördüğümüz her şeye %10 fazladan hasar bonusu sağlayacağız bu trade'den. Buraya geldiğimizde damlatken fazla hasar vuruyoruz 125 ve 150 can altındaki rakiplere 5 vulnerability e, stack veriyoruz. Bunun hiçbir anlamı yok çünkü düşmeyeceğiz zaten. Buraya geldik. Shroud'a girip çıktığımız zaman 5 might kazanıyoruz. Hemen göstereyim. F1 5 5 might. Bu şekilde. Buraya geliyoruz. Siphonut Power %50 canın altındaki rakiplere vurduğumuzda 3 might kazanıyoruz. Buraya geliyoruz. %50 canın altındaki rakiplere de %20 hasar veriyoruz. İlk trade'imiz bu şekilde. İkinci trade'imiz Dead Magic. Shroud'a girdiğimizde şu şekilde 5 stack Dead Scarapies alıyoruz. Yani 100 toughness önemsiz. Buraya geldiğimiz zaman minyonlarımızın canı artıyor ve her kontrol ettiğimiz minyon başına 40 toughness kazanıyoruz. Yani 2 death, kara pis yükü, şu şekilde göstereyim minyonlarımı çıkarıp tekrar 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 şeklinde e, bu şekilde kazanmış oldum. Buraya geldim, pasif life force kazanışım etraftaki rakipleri öldürdüğüm zaman. %20 artıyor ve her öldürdüğüm yaratık başına bir Death Carapace kazanıyorum 10 saniye boyunca. Life Force mekaniğinden bahsedeyim hemen bilmeyenler için. Necromancer'ın F1 skill'i onu başka bir forma sokuyor. Şu şekilde girelim o forma. Böyle bir forma giriyoruz. Bu formda farklı skill'lerde kullanım hakkı kazanıyoruz. Bunu rotasyon oynayış kısmına geldiğimiz zaman anlatacağım. Çevremizde bir şeyler öldükçe, hatta şu basit e, ratler bile olsun, biz bunlardan life force kazanıyoruz. Yani hemen yanına geleyim, tak vurdum, bakın e, yeşil bir e, orb bana doğru yani yeşil bir yuvarlak bana doğru geldi, onu emdim ve barım doldu, bara can kazanmış oldum. E, bu şekilde, ve deathcara psik'in bakın 12'den 14'e çıktı, birazdan inecek. E, bu, bu şekilde. Öldüğüm zaman %20 daha fazla life force gelecek bana bu traitten. Buraya geldik. Minyonlarımız %25 daha fazla hasar veriyorlar. Ve bir minyon saldırdığı zaman her minyon başına 10 saniye cooldown'u olmak suretiyle üzerinizdeki bir kondisyonu rakibe aktarıyor. Yani sinir bozucu moblar üzerinize yavaşlatma efekti, sabitleme efekti gibi efektler attıkça minyonlarınız "Hayır kardeşim" deyip saldırıp geri veriyor onlara. Siz de bu sinir bozucu şeylerden etkilenmemiş oluyorsunuz. Buraya geldik. 10 kare yükün üzerinde olduğu zaman kondisyon hasarından 110 daha az hasar yiyoruz. Ki bizim zaten 12 minimum oluyor bütün minyonlarımız açık olduğu zaman. Dolayısıyla her seferinde her şekilde yani 110 daha az kondi hasarı yiyoruz. Power değil. Kondi veren sadece şeylerden. Buraya geldik. Ee, bir milyonumuz düştüğü zaman poison nova çıkıyor. Yani bir zehir bulutu çıkıyor üzerinde. 700 hasar veriyor. 700'e poison hasarı veriyor rakiplerimize. Ama minyonlarımız çoğunlukla ölmeyeceği için çok bir anlamı yok. Bizim için burada etkili olacak şey bunun ikinci versiyonu, ikinci kısmı. Bir adet Jagged Horror spawnlıyor. Bir rakip öldürdüğümüz zaman 30 saniye boyunca hayatta kalan. Tekrar buraya gelip redler üzerine deneyelim ama vereceğini zannetmiyorum. Çünkü bu bir fall sayılmıyor ama genelde biz deneyelim. Öldürdük. Çıktı gerçekten bu arada. Jagged Horror şu. Şurada gördüğünüz minnak. Şurada yakınlaştırayım. Ee, bunlardan çıkarıyoruz. Cego Horrorlar. İyice yani ordumuzu e, büyütmüş oluyoruz minyon ordumuzu. Buraya geldik. Blood Magic. Eee zaman bir adet staff 2 skillimizi ki kullanmadığımız bu build'te e, Mark of Blood spam'lıyor. Bu da bize regen veriyor. Rakibimize de bleeding sağlıyor. Buraya geldik, eğer free to bunu kullanmanız gerekir. Şu trait'i Quickening Thirst, 175 yılın üzerindeyken e, hareket hızınız 125 artıyor. Dagger skill'lerinizin de cooldown'u 133 düşüyor. E, bunu kullanmanız gerekir. Eğer e, free to play değilseniz yani mount'unuz varsa bu sefer e, bunu kullanacaksınız rakibimizin üzerinde 4 bleeding'den fazla olduğu zaman lesser Signet of vampirism spam'lı üzerine ve buna hasar veriyoruz. Active life siphon damage diyor. 350, 5 stack veriyor. 350 ile 5'i çarpın. Benim matematiğim kötü siz çarpın. 1750 falan gibi bir şey diyor herhalde yanlış hesaplamadıysam. Bu şekilde. Buraya geldik. Vampirik bir rakibe vurduğumuz zaman ondan can emiyoruz. Minyonlarımız da can emiyor ve bize veriyorlar bunu. Bu trade'e geldik. Vampiric Presence. E, gene bir aura kazanıyoruz üzerimizde kombattayken. Ve vurdukça daha da çok can emiyoruz. Yani bu build de ölmüyorsunuz açıkçası. Ama <laughs> yavaş da öldürdüğünüz için biraz zor kasılmasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Buraya geldik. Eğer download değilseniz çevrenizdeki e, rakipler düştüğü zaman. Şeyinizdeki arkadaşlarınız pardon. E, kan kaybından ölmüyorlar. Yani biliyorsunuz arkadaşlarımız öldüğü zaman kanıyorlar ve düşüp ölüyorlar. Bunlar ölmüyorlar bu trade varken. Siz downlight değilseniz eğer. Ve e, canın üzerindeyken, belirli bir canın üzerindeyken e, healing power kazanıyorsunuz. Bizim hiçbir işimize yaramayacak bir trade ama gene de anlatayım. Buraya geldiğimiz zaman da e, rakiplerimiz e, rakiplerimiz dedim yani arkadaşlarımız düştüğü zaman şu skill Deadly Swarm F1 4 skillimiz Onları bize çekiyor. Burada düşmüş bir arkadaşım olduğu için çekemiyorum. Ee, ve onlara heal'lamaya başlıyor. Kaldırıyor. Gene bizim işimize yaramayacak bir trade ama bunlara kıyasla gene daha iyi olduğu için ee, bunu kullanıyoruz açıkçası. Buradan training'e geldiğimiz zaman hangi sırayla fullleyeceğinizi söyleyeyim. Öncelikle minyon training'i fullliyorsunuz. Minyon training'i fullledikten sonra bu şekilde bunları koyuyorsunuz. Gösterdiğim gibi. Bloodfiend, Bone Minion, Shadow Fiend. Bu neydi işte? Bone Fiend ve Elite Golem yani çok çabuk bir şekilde fullleyeceksiniz. Ardından buraya geldiğimizde Spite Dead Magic ve Blood Magic bu sırayla Spite Dead Magic ve Blood Magic'i full'liyorsunuz. Bunu fullledikten sonra kafanıza göre takılın. Ne fullemek istiyorsanız artık oynayışına gelelim. Şimdi bizim için önemli şey ne? 4 bleeding'in üzerine çıkartmak şeyi rakibimizin kanamasını ki bunu tetikleyelim ve might falan kazanmak şurada gelerek şuradan. Şimdi hemen ben size komboyu gösteriyorum. Önce rakibimize 5 atıyoruz, sonra dodge atıyoruz, 5 atıyoruz, f1'e geçip dörtle canını emiyoruz, bleeding belirli bir bleeding sayısının üzerine çıktığı için bunu biz kazandık, geri geldik, aksiki atıyoruz. Ot atak atmaya devam. Ee, bu kadar. Çok basit bir oynayışı var. Geri kalanını minyonlarınız ne kadar vurursa hallediyor. Aks 2 geldikçe aks 2 atıyoruz. Bu şekilde. Tekrar F1'e geçemezsiniz. Çünkü bakın cooldown'da. Dolayısıyla F1'e tekrar geçmeyin kısa süreçte. Ee, bu dolduktan sonra bir 10 saniye daha beklemeniz lazım. Ki bu da e, rotasyon falan yapmak bu seviyede sizi zorlayacaktır. Geldikçe sürekli oto atak aksi ki bu şekilde ve 5. skillimizi e, kullanıyoruz ki 5. skilliniz ben şu an kondi klası olduğum için yani şu an kondi giyir giydiğim için burada gördüğünüz gibi o yüzden bu kadar çok bleeding veriyor. Sizinkinde bu kadar çok vermeyecektir bunun tek amacı signet of vampirizmi tetiklemek e, haberiniz olsun. Rakibimizin canı %25'in altına indiğinde unholy feast atabilirsiniz. E, Hasarın iki katına katlıyor. Yani direkt öldürüyor gibi bir şey oluyor. Şu an bana 750 vuruyor kondi halimle. Size daha çok vuracaktır tabii ki de. Ve iki katına çıktığı zaman 1500 hasar. Direkt 125 can altındaki bir rakibi neredeyse direkt tekleyecekleri. %2'ye falan düşürecektir canını. Eğer 5 tane minyonunuz vurdu. Şuradan gelen trade'den bir özelliğimiz vardı. Kondi transferi. 5 kere transfer etti 10 saniye içerisinde ve hala daha da kondi var üzerinizde bir şekilde. Aa çok garip. Nasıl oldu? Önemli değil. Bunu basıyorsunuz. Deadly Swarm skill'iniz 3 tane kondisyonu rakibimize geri aktarıyor. Yani üzerinizde Cripple var, kaçamıyorsunuz. Kaçmanız lazım. Ters bir yerde kaldınız. Minyonlarınız vurmasına rağmen hala daha bir şekilde sizi yavaşlatmaya başardı mob. Şöyle vuruyorsunuz. Sonra yolunuza devam edip kaçıyorsunuz oradan. Bu skill'in de tek kullanış şekli e, bu şekilde. Özet geçmek gerekirse bu kadar. Tekrar gösteriyorum. 5 attık. Dodge attık, geçtik. 5 4 attık. Canı emdik 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 emdik. Geldik. aksiye attık ve o atak atmaya devam ediyoruz. Bu yeteneklerinizi hiçbir şekilde kullanmayın. Minyon yeteneklerinizi. Bu öldürüyor bizim Blood Fiend'ımızı. Yani hasarınız azalır. Şöyle göstereyim. Tak diye kullandım. Emdim öldü. Dolayısıyla canınız az değilse eğer bunu kullanmayın. Bu da minyonumuzu patlatıyor. Bunu da kullanmayın. Öldürür. Bastım. Bakın belirli bir hasar verdi ve yok oldu minyonum. Bunu kullanabilirsiniz eğer unutmayacağım derseniz. Size bir Life Force veriyor. Yeteri kadar Life Force'unuz var zaten ama Chill, Weakness ve Blindness veriyor ki bunların hiçbir önemi olmayacaktır moblara ama az birazcık da bir hasarı var. Yani şu an bastım, bir garip bir hareketler yaptı bakın. Az biraz bir hasar verecektir. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu da kullanmayın. Bu da hiçbir işe yaramayacaktır. Sadece sabitliyor ve kendi otolatağa kadar hasar veriyor. Yani rakibiniz sizden kaçmayacağına göre moblar. Bunun da bir anlamı yok. Elite versiyon, Elite skillimize de gelirsek şöyle gösterelim. Gene az biraz bir hasar verecek ama bunu e, şu an böyle güzel attığına bakmayın. E, hareket etmekte olan rakipleri bu kadar güzel bir şekilde atmıyor ve pazara gitme ihtimali var e, minyonunuzun. Dolayısıyla hasar e, kaybına uğrarsınız. Sabit duran bir e, rakibe sadece bunu kullanın. Ama bunları kullanmasanız da olur. Yani siz kendi şeylerinize bu kadar e, skilllerinize şey yapmadan, minyonlarınıza bu kadar odaklanmadan dediğim şekilde dagger Dodge Bu skill F1 5, 4 ve Axe şeklinde gidebilirsiniz. Bunları da ufak kısa bir şekilde açıklayayım. Tainted Shackles bir şey veriyor. Aranızda bir bağ oluşturuyor ve Torment uyguluyorsunuz rakibinize. Onu reveal ediyor ve sabitliyor. Bundan ibaret. Bu da sizi böyle direkt can çekiyor. Şak 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 diye bu kadar. Bundan ibaret. Ve heal kazanıyorsunuz. Basmam gerekirse böyle. Can emiyorum. <laughs> Bundan ibaret. Bu skilllerinizi kullanmanıza hiç gerek yok. Gereksiz boşunuza Life Force'unuzu tüketirsiniz. Bunları kullanmayın. Hiçbir anlamı yok. Necromancer rehberi de bu şekilde. Necromancer birazcık kasması zor. Çok yavaş hareket eden bir class. Bu şekilde ama minion mancer en yani kafasınız rahat şeylerden bir tanesi. oto atak bıraksanız hani oğlum git ekmek al dese anneniz geliyorum anne deyip Sadece 1'e bırakıp kalk piyisi başından kalkmanız yeterli olacaktır milyonlar zaten çevrenizde size bulaşan her şeyi kesecektir <laughs> bu şekilde. Bir sonraki videoya gene yorumlarda karar veren büyük ihtimalle Warrior videosu olacak bu şekilde. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.